Line TV stüdyolarında şu anda yazarımız Leyla Ruhan Okya ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl buldunuz fuarı? Çok bugün oldukça hareketli ve kitap sevgisiyle dolu çocuklarla karşılaşmak çok sevindirici. Tabii o ekonomik olarak bütçeleri onları zorluyor, her istediklerini alamıyorlar. Bu da bizim üzerimize sıkıntı yaratıyor ama dilerim onu bir şekilde çözeceklerdir. Yani ortak bir kitap alıp, önemli olan okumaları çünkü hepsinin bütçesi yeterli olmayabilir. Ama doğru kitap seçmeleri çok önemli. Onların yönlendirilmeleri çok önemli. Yani daha sonraki yaşamlarında kitap sevgisinin aşılanması, iyi bir okur olmaları ve kendilerini geliştirmeleri açısından bu çok önemli. Ben çok seviyorum zaten Bursa'yı, insanlarını. Çok, her seferinde çok mutlu hissediyorum kendimi buraya geldiğimde. Öyle. Sizi görünce çok mutlu oluyoruz. Peki okurlarınıza veya da yeni televizyonu açmış olan insanlara kendinizi nasıl anlatırsınız? Leyla Ruhan kimdir? Ben aslında mimarım. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ama mimarlık mesleğimi sürdürürken bir yandan da yazmaya başladım. Yazma benim için büyük bir tutku haline aldı. Kendimi iyi hissettiğim bir alandı. Bu nedenle sürdürdüm. Öyküyle başladım. Kaç yaşınızda yazmaya başladınız? Aslında çok genç yaşta sayılmam. Yani 40'a yakın yaşlarda başlamıştım yazmaya. Ve sadece kendim için yazıyordum. Daha sonra öykülerim dergilerde yayınlanmaya başladı. Daha sonra kitaplar geldi. 3 tane öykü kitabım var. Bir tane benim organize ettiğim Fırat'a Karışan Öyküler diye çok iyi bir antoloji var. Sonra hangi yazar hangi semtte yaşadıysa o semte dair bilgilerin yer aldığı, sosyolojik ve yapının yer aldığı Yeşilköy kitabım var. Bizim köyden trenler geçer diye. Öykü kitaplarım da Gölgesi Güz, Geyikli Orman ve Çilesine Aşık. Geyikli Orman ve Gölgesi Güz Can Yayınları'ndan çıkmıştı. Özellikle Geyikli Orman Bursa için çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Bursa'da bu Rumeli göçmeninin çok fazla olduğunu biliyorum. Ben de Rumeli göçmeniyim. Yani benim ailem de Rumeli göçmeni. Ve orada bıraktıkları yaşam, ormanlarını anlatan bir hikaye yazdım. Dedelerimin yaşadığı bir hikayeyi yazdım. O da Geyikli Orman adlı öykü oluştu ve kitaba adını verdi. Geyikli Orman öyküsünde, yani kitabında Bulgaristan'daki geride kalmış aile bireyleriyle buradaki Türkiye'dekilerin buluşması, ormanın peşine düşen bir yaşlı amcanın hikayesi anlatılıyor. Daha sonra gençlik romanı, yani çocuk edebiyatına el attım diyeyim. Çocuk edebiyatına da başladım. Orada da ürün vermeye başladım. İlk gençlik ve çocuklar için yazdığım kitap Leylek Hava'da. Leylek Hava'da 3 bölümden oluşuyor. Evet. Ve yılın en iyi gençlik romanı ödülünü aldı. Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından. Evet. Çocuk ve Gençlik Yayınları tarafından yılın en iyi gençlik romanı ödülünü aldı. Daha sonra daha küçük yaş grubu için en son kitabım Hayal Kızı yazdım. Yani bir yandan öykü yazmayı sürdüreceğim ama çocuk edebiyatında da ürün verme kararındayım. Çünkü çocukların iyi kitaplara gereksinimi çok fazla. Onların okuma alışkanlığını kazandırmak için, ki Hayal Kız'da ben bunu amaçladım. Çocuklara hem mizahi bir dille bir şeyler vermeye çalıştım. Hem de özellikle okumayı yeni söken çocukların okuma alışkanlığını kazandırmak için oyunlarla nasıl onlara kitabı sevdirmenin mümkün olabileceğini anlatmaya çalıştım. Peki özür dilerim, kitap kaç yaş grubuna hitap ediyor?
bu ilkokul grubu, yani 5. sınıfa kadar okuyabilirler. 1. sınıftan itibaren şeyde Leylek Hava'da da ergen yani gençliğe geçiş dönemine ait bir, yani 9 yaştan itibaren 15 yaşa kadar, 16 yaşına kadar okuyabilirler. İlk gençlik duygularını barındıran, o da mizahi bir dille yazdım. Yani çocukların rahatlıkla okuyabileceği ve onların ilgisini çekecek konuların da içinde olduğu. Onu çünkü gözetiyorum. Yani çocukların severek okumaları için ne gibi kriterler gerekli diye kendime göre bir plan yapmıştım ve o plan çerçevesinde yazdım. Ve okuyanlar da çok çok memnun oluyorlar. Geçen yıl Leylek Hava'dayı satın alan okurlarım geldi, beni ziyaret etti. Ve devamını ne zaman yazacaksınız diye sordular. Hayal Kız da çizgileriyle küçük yaş grubuna hitap eden çok sevimli bir kitap oldu. Peki Leylek Hava'da kaç devamı olacak mı? Onu öyle söyleyeyim önce. İstiyorum aslında yazmayı. Ona daha başlamadım ama Hayal Kız'ın devamına başladım. Onun da zamanı gelecektir, mutlaka yazacağım. Yani onu yazma kararındayım. Şimdi böyle bir istek olunca tabii okurlardan bunu seve seve yapmak istiyorum. Birçok yazar çocuk romanları yazamıyor. Bunun çok daha meşakkatli olduğunu düşünüyor. Çünkü çocuğun hayal dünyasına girebilmek, onlara nüfuz edebilmek normal öykü ve roman yazmaktan daha zor buluyor. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Çok yani çok iyi anlayabiliyorum onları. Çünkü ben de başlangıçta öykü kitaplarımı yazdığım zaman dilimin çok yatkın olduğunu, çocuk edebiyatından da ürünler vermemi istediler yayın evi, çalıştığım yayın evleri. Ancak ben cesaret edemedim. Yani çünkü çocuklar o kadar önemli ki, onlarla ilgili sarf ettiğiniz bir sözcük, bir cümle ya da verdiğiniz bir şey, yani tahmin edemediğimiz olumsuz etkiler yaratabilir endişesiyle korktum. Ben yeterince pedagoji bilmiyorum, yapamam dedim, yazamam dedim filan. Sonra ama hem yayın evinin verdiği cesaretle, Gün Işığı Yayınları'nın, hem de diğer çocuk ürünlerini sürekli takip ediyorum. Takip ettiğim zaman yazabileceğim kanısına vardım. Ve ondan ötürü başladım. Ama öykü kitap, yani yetişkinler için yazdığım öykü kitaplarımdan farklı bir dil kullandım bunda. Biraz mizah barındıran. Çünkü çocukların mutlaka sevmesi gerekiyor. Elinden bırakmadan okuması gerekiyor. İşte o kriterleri tespit edip ona göre yeni bir dil oluşturdum. Yeter ki onlar sevsinler ve okusunlar diye. Ne güzel. Biz de kitaplarınıza başarılar diliyoruz ve sizi bulmak isteyenler nereye girebilirler? Gün Işığı Yayınları'nda bugün imzam var. Orada gelecek olanları bekliyorsunuz yani. Bekliyorum. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.